Evet sevgili dostlar, ben Ertuğrul Çamaç, fotoğraf çekmek kolay, hoş geldiniz. Şimdi bugün size ilginç bir lensin tanıtımını yapacağım. Bu öyle bir lens ki aşk ile nefret arasında bir lens. Kimisi çok seviyor, kimisi hiç sevmiyor. Şimdi nefret kısmından başlayacağım. Bir GM Master gibi şurada kilidi yok. Gördüğünüz gibi. Şöyle sadece çeviriyorsunuz ve çıkıyor öyle plastik bir şey. Sonra G Master gibi böyle metal bir yapıya sahip değil. Oldukça plastik ve ucuz bir yapıya sahip. Bir G Master gibi suya toza dayanıklı falan değil sevgili dostlar. Böyle dandik bir bağlantısı var. Aman suya, yani yağmurlu havalarda, tozlu havalarda bu lensi sakınmanız gerekiyor. Sonra tekrar bir GM gibi bir diyafram çarkına sahip değil. Sadece bir manuel fokus çarkına sahip. O da yani. Onun haricinde tabii diyafram çarkına sahip olmadığı için de bu diyaframı klikli ya da kliksiz ayarı yok. Başka neleri yok? Otomatik fokus ile manuel fokus switch'i yok. Başka da bu kadar sevgili dostlar. Bir de şöyle camlarına baktığınız zaman, tabii ben işin teknik detayına girmeyi artık çok sevmiyorum. İşte kaç cam varmış da kaç bilmem ne varmış, onları zaten kendiniz incelersiniz, ama şöyle yan yana baktığınız zaman tabii ki hemen farkı görebiliyorsunuz. Bu ağır, ağır yani. Bu hafif. Bunlar işin nefret kısmıydı. Şimdi sevgili dostlar, işin aşk kısmına gelince, bu kadar ucuz bir kere bir prime lens olur mu diyeceksiniz. Bu birincisi. İnsanlar fiyatına aşık. Ama fiyatının karşılığını aslında aldıklarına ya da alabildiklerine aşıklar. Müthiş bir otofokus sistemi var. Lineer motor mudur değil midir bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Ben tecrübeme dayanarak konuşuyorum sizinle. Evet, bir prime lens, eğer böyle piksel piksel incelemeye kalkarsanız bir prime lens ya da bir G Master kadar ya da bir G kadar çok öyle deli keskinliği yok. Ama yeterince keskin mi? Çok keskin. Netleme de müthiş. Videodaki otofokus takibi harikulade. Hiçbir şekilde yarı yolda kalmazsınız. Evet, bu f1.8 bir prime, yani f1.8 bir prime. Bokeh de gayet lezzetli, gayet yeterli. Başka nesi var? En çok sevdiğim, şimdi aşk kısmına gelince. Şimdi biliyorsunuz ben analog bir sistemden bugün dijital sisteme dönüşmüş eski dinozorlardan bir tanesi olarak hep böyle o eski lenslerin ve film zamanın o nostaljik görüntüsünü hep biraz aramışımdır. Samimiyetle söyleyeyim, bunda var o. Şimdi zaten işin aşk kısmı orada. O analog görüntüyü size verebiliyor. Full frame'de 50 mm, biliyorsunuz. Crop sensörde 35 mm'ye denk geliyor. Gerek sokak fotoğrafçılığı için, gerek portre için, gerek genel yanınızda taşıyacağınız lens için zaten iki ekol vardır. 23 ve 35 olarak. Yani daha doğrusu 35 ile 50 mm arası. Ben her ikisini de çok seviyorum. Doğrusunu söyleyeyim, ben 35 mm'ciyim. Yani 23 mm crop sensörde. Birazcık daha geniş bir alana sahip. Ama işin içine portre girdi mi ilk almanız ya da düşünmeniz gereken tabii ki 50 mm'dir. Bundan daha iyisi var mı? Tabii ki var. Ama şimdi bu 35 mm f1.4. Bu 50 mm f1.8. Bunun biliyorsunuz birkaç versiyonu var. 50 f1.4'ü var G Master. 50
F1-2'si var G-Master. Ondan sonra bir de zannediyorum 52.5 F2.5 G'si var. Şimdi 1.2 değil ama 50 G-Master 1.4'ten aşağı yukarı bu alet 5'te 1 fiyatına. Şimdi arada bu kadar fiyat farkını değecek bir fark veriyor mu size G-Master serisi? Tartışılır. Ha, en iyisini istiyorsanız tabii ki bu değil. Yani gideceksiniz G-Master alacaksınız ama ya ben zırt pırt zaten portre çekmiyorum. Yani ben esas 50 milimetreci değilim ama ya 50 milimetrede bir tane takımda dursun diyorsanız gerçekten bu sizin için. Şimdi ne demek istediğimi zannediyorum çektiğim birkaç kareden daha iyi anlayacaksınız. O yüzden gelin bir görsellere bir göz atalım. Evet sevgili dostlar, ne demek istediğimi anladınız değil mi? O hani daha böyle çok net. Bakın fotoğraflar çok net. Çok keskin mi? Değil. Ama ben zaten ne videoda ne fotoğrafta öyle aşırı keskinlik aramam. Hatta bu G-Master yani Sony'ye geçtiğimden beri ve A7 R5 61 megapiksellik kamerayla beraber o kadar keskin geliyor ki ben clarity'yi bütün fotoğraflarda azaltmak zorunda kalıyorum. Aşırı fazla dijital kalıyor çünkü. O yüzden bu lens bana çok iyi geldi ya. Yani F1.8, G değil, G-Master değil, plastik,
dandik ama optik kalitesine ben bayıldım. Şimdi bu lens kimin için? Vallahi bir kere benim için. Yani ben öyle zaten portre çekeceksiniz. Zoom lensler de işiniz görüyor ama bu dijital olmayan, analog olan çok tatlı, çok şeker çıktısı için bu lens benim için. Benim gibi dinozorları için bu lens. Görsel olarak. Ama onun haricinde kimin için? Eyvallah bütçeniz yeterli değilse ama yine de çok iyi bir netice almak istiyorsanız ve 50 mm bir prime lens'e ihtiyacınız varsa, hani buna başlangıç lensi diyelim. Başlangıç olarak hiç düşünmeden almanız gereken lenslerden bir tanesi. Sevgili dostlar, dandik, plastik ama otofokusu süper. Diyafram çarkı yok. AF, MF yok. İşte fonksiyon düğmesi yok. Olabilir. Olabilir abi. Siz neticeye bakın. Sizi ne videoda yarı yolda bırakır, çok rahatlıkla kullanırsınız, ne de fotoğrafta. Sevgili dostlar, Sony FE F1.8 50 mm ile ilgili benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik size değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgili dostlar, sevgiyle kalın. Sağlık ile kalın. Huzur ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.